Evet. Bugün Dortmund'dan özel arkadaşımıza Kayseri Azor'una Borussia'nın kamışını da güzel akortladık, ayarladık. Şu bir kamışı ayarlamak inanın bazen insanın 4-5 saatini alıyor. Yani sadece bir kamış deyip geçmeyin. Bağlıyorsunuz tutmuyor, sound iyi gelmiyor. Diğerini bağlıyorsunuz. Yani bazen bir kamışı sadece şu gördüğünüz ot parçası 4-5 saatini alıyor insanın. Ama en önemli olan da budur. Beyindir yani. Yani şu kamış boru eğer iyi değilse elinizdeki zurna altında olsa hiçbir kıymeti yok. O yüzden bu çok önemli. Buna dikkat edelim. Şimdi özel arkadaş için hazırladığımız la zurnamıza bakacağız. Böyle gençlerimizin çoğu arkadaş yazıyor, arıyor abi zurna sesini sevmiyordum ama senin bazı müziklerini dinledim, zurnayı sevmeye başladım ve ben de çalmaya karar verdim. Çalmak istiyorum yani. Bunları duyduğumuz zaman tabii gençlerimizin özellikle Avrupa'da böyle kendi kültürel değerlerine sahip çıkmaları bizleri sevindiriyor tabii ki. Ama zahmetli bir yol yani öyle ha deyince de zurna icracısı olamıyorsunuz. Bir bakalım sesine. Akort aletimiz burada. Şu an tam la. Dikkat ettiyseniz oktav seslerde dil vuruyorum, vibrasyon yapıyorum, bozma yapmıyor. Bu kamışla alakalı bir durumdur. Yani iyi bir kamışın, bunu sakın unutmayın. Bir kamışın eğer ne kadar iyi, ne kadar birinci sınıf olduğunu, çok kaliteli olduğunu anlamak istiyorsanız o kamışa oktava girin. Oktavdaki seslerde vibrasyonlar yapın dilinizle, vurgular yapın. Eğer orada parazitlenmeler yapıyorsa o kamış birinci sınıf kamış değildir. İdareten kamıştır yani. Buna dikkat edelim. Özel arkadaşa da başarılar diliyoruz. Hoşça kalın.